Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk'ünün uluslararası arenada hakkının yenmeye çalışıldığını ancak Türkiye'nin desteğiyle buna izin verilmediğini söyledi. Tatar, Türkiye sayesinde varlığımızı sürdürebildik dedi. O tarih bilahare tabii 1960'da Türk alayının gelmesiyle oldu. 1974'te de biliyorsunuz Kıbrıs Barış Harekatı ile oldu. Ama onlar onu göremedi. Onlar tabii belirli bir yaşta olan insanlar 1960'dan önce de ömür bıraktıkları için o sevinci hiç yaşayamadılar. Hep Türkiye'nin özlemiyle hayatlarını geçirdiler. Benim rahmetli dedem Hüseyin Zihni Tatar Poliköy'ünde, o da çok Türk milletçisi, Türkiye'yi seven bir kişi ama hayatında Türkiye'ye gelememiş. Çünkü bağlar kopmuş ve bir arsa satmış, bir radyo almış Ankara Radyosu'nu dinlesin diye. Yani Ankara Radyosu ile Türkiye özlemini ve muhabbetini o şekilde yaşayan bir kişi, işte bir örnek olarak ne kadar aramızda duygusal, ne kadar aramızda manevi bağların olduğunu ve bir halkın, bir milletin bu özlemle hep yaşamını sürdürebilmesi gerçekten Kıbrıs Türklerin tarihinde bizlerin atalarımızdan aldığımız emaneti, namusu, milletin bekasını sürdürebilmek için, yaşatabilmek için ne kadar kendi kendimize bir bakıma and içmiş ve o andın yerine getirilmesi için halk olarak, bir toplum olarak ezildik, kakıldık, itildik ama hep ayakta durmasını bildik ve başardık. Çünkü hep kuzeye baktık, Toroslara baktık, Türkiye'ye baktık, Anadolu'ya baktık. Kitabında da yazdığı gibi esasında güçlü olan değil, haklı olanın güçlü olması lazım. O şekilde yeni bir dünya düzeni esas itibariyle insanlığın özlemidir. Çünkü beşliğin yönettiği bu dünya düzeninde kendilerine göre, kendi çıkar ve menfaatlerine göre bir takım dengeler, bir takım ona göre düzenlemeler yapılmak suretiyle işte mazlum milletler, mağdur milletler ve gerçekten hakkını, hürriyetine saygısızlık yapılan bizim gibi insanlar dünyada da çoğalmaktadır. Ama ben her zaman söylüyorum Kıbrıs'ta, biz Türkiye'nin desteğiyle bu varlığımızı Kıbrıs'ta sürdürebildik. Çünkü buradaki nüfus itibariyle bizlerin o kadar belli ki önemi yok ama Türkiye ile birlikte bu müzakere...